Herkese yeniden merhaba, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben bayağı iyiyim. Bugün sizlere farklı bir video çekiyorum. Instagram'dan gerçekten çok fazla soru alıyordum. Özellikle üstümdeki gibi böyle strapless toplar ya da sırtı açık elbiseler giydiğimde bana en çok sorulan soru elbisen nereden ya da üstün nereden yerine bunun içine nasıl bir sütyen kullanıyorsun gibi sorular geliyordu. Ve ben de dedim ki bunu bir video haline getireyim. Sizinle paylaşayım. Hem yardımcı olacak bir video olur. Hem de sütyen tipleri hakkında belki bilgi edinmiş olursunuz diye düşündüm. Ve önüme benim kullandığım sütyenleri aldım. Nasıl kullandığımı, nereden aldığımı hepsini açıklayacağım. Ve tabii ki bu videoyu çekmek için birazcık da araştırma yaptım. Ve benim bilmediğim birçok sütyen tipi varmış aslında. Onları da öğrendim. Onları satın alacağım ama satın almadan önce bu videoyu çekeceğim için sizinle de paylaşmış olacağım. Şimdi isterseniz yavaş yavaş videoya ve sütyen tiplerine nasıl kullandığıma başlayalım. İlk olarak ben size jel sütyenlerini göstereceğim. Bu jel sütyenler aslında çoğunuzun bildiği sütyenler ama aranızda eminim ki bilmeyenler de vardır. Mesela üstümdeki gibi bir tapın içerisine giyebileceğim benim için en rahat sütyen tipleri bunlar ya da strapless sütyenler oluyor. Mesela bir jel sütyen nedir, nasıldır diye sorarsanız hemen size gösteriyorum. Bildiğiniz böyle yumuşacık silikon kıvamında sütyenler. Normalde aldığınızda şu şekilde bir kutunun içinde ve şu şekilde koruyucu plastiklerle satın alıyorsunuz. Bunları çıkartıp direkt göğsünüze yapıştırıyorsunuz. Gün boyunca düşme ya da yapışkanlığı kaybetme gibi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ve tek kullanımlıkta değiller. Yani bunları kullandıktan sonra çıkartıp tekrar şu jelatinini gördüğünüz gibi ya da koruyucusunu gördüğünüz gibi şu şekilde yapıştırarak katlayıp ben tek koruyucusunu kaybettiğim için şunu şöyle içine doğru katlıyorum. Bu şekilde tekrar kutuma koyuyorum ve çok çok uzun süre aslında yapışkanlığı kaybetmiyor. Mesela ben bu sütyeni ne kadar süredir kullanıyorum diye sorarsanız 2 ay olmuştur ki bu da benim bir yaz dönemimi kapsıyor ve en çok sırtı açık ya da işte bu tarz crop şeyleri yazın giyiyorum. O yüzden aslında bir yazlık bana yetiyor. Bunlar da bayağı işe yarıyor. Mesela bu Panty'nin Extra Invisible Göğüs Ucu Gizleyicisi. Bu da hangi markanın da hatırlamıyorum ama Panty değil. Yani farklı bir markanın da. Bunu da yol üstünde bir yerden almıştım. Yani aslında o an anlık bir ihtiyacım vardı ve o zaman almıştım. Hemen bunları da açarak size göstereyim. Yine aynı materyalden yapılıyorlar aslında. Az önce gösterdiğim jel sütyenle. Bunlar gördüğünüz gibi çok daha küçükler ve tabii ki sadece göğüs ucunu kapatabiliyorsunuz. Herhangi bir push-up etkisi yani kaldırma etkisi ya da toparlayıcılık etkisi yaratmıyor. Gerçekten çok rahat oluyorlar ve bunlar da tek kullanımlık değiller. Ama ince kumaşlarda göğüs ucuna bir şey taktığınız görünüyor. Mesela şu an size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu birazcık böyle çiçek deseninde bir göğüs ucu gizleyici. Yani etrafında şöyle girintiler çıkıntılar var. Çiçeğe benziyor birazcık. Bunu taktığımda bazı kıyafetlerde özellikle çok ince kumaşlarda. Mesela size hemen bir ince kumaş getirip gösteriyorum. Mesela bu benim çok sevdiğim bir büstiyer. Tam göğüs altına kadar geliyor. Sırtı da şöyle çapraz geliyor. Bunun kumaşı ince geldiği için hatta şu an size elime takarak daha rahat gösterebilirim. Şöyle taktığımda görüyor musunuz bilmiyorum. Elimin üstünde bir kabartı var. Aynı bu kabartı ve izler göğüs ucunda da belli oluyor. Tabii ki böyle zamanlarda da göğüs ucunda bir yuvarlak görünmesindense şunu takarak çizgi görünmesini tercih ediyorum. Peki eğer ince değil kalın bir kumaşsa ve daha fazla tutuculuk biraz da push-up istiyorsam yani göğüslerin çok aşağıda değil de biraz daha yukarıda görünmesini istiyorsam o zaman benim en sevdiğim sütyeni kullanıyorum. Gerçekten en sevdiğim sütyen diyebilirim. Bende bu sütyenin 3 tane rengi var. Bir tane toz pembesi var. Hatta onu yeni satın aldım Panty indiriminden. Siyahı var. Gördüğünüz gibi bir de ten rengi var. Ama ten renginin şu kopça kısımlarını yanlışlıkla kopardım maalesef. O yüzden onu çok aktif kullanamıyorum şu anda. Bir tane de ten rengini almayı düşünüyorum. Çünkü inanılmaz rahat bir sütyen. Ve her strapless sütyen bildiğiniz üzere eğer daha önce deneyimlediyseniz çok fazla sabit kalamayabiliyor. Yani sürekli düşüyor. Şuradan çekmeye çalışıyorsunuz ya da şuradan tutup kaldırmaya çalışıyorsunuz falan. Çok rahat edemeyebiliyorsunuz. Hatta Panty'nin bu sütyeni ne kadar çok seversem bir modeli daha var. Onu şu an size gösteremiyorum içeride. O modelini de o kadar sevmiyorum. Dediğim gibi kendinize uygun, sıkı bir strapless sütyen bulursanız bu şekilde strapless kıyafetlerle ya da askılılarla eğer hani askılıyla birlikte sütyen askısı görünsün istemiyorsanız askılılarla kullanabilirsiniz. Bir de benim diğer sevdiğim sütyen tipi bralet sütyenler. Bunları özellikle ben birazcık dekolteli
kıyafetlerde tercih ediyorum. Mesela bu sütyenim H&M'den. Rengi de çok güzel. Böyle ekru gibi, krem gibi. Zaten benim en çok kullandığım, en çok giydiğim renkler. Bunları da benim bazı böyle bluzlarım var. Yan tarafı açık oluyor ya da göğsüne derin bir dekolte oluyor. O zamanlarda kullanıyorum. Sanki içinde ayrı bir şey varmış ya da o kıyafetle birleşmiş gibi göründüğü için bence çok güzel bir görüntü yaratıyor. Mesela şurada yan kısmında bir dekolte var. Direkt buradan şu dantelleri görünüyor ve dediğim gibi çok güzel oluyor. Aynı şekilde V bir şey giydiğimde de şöyle göstereyim. Şuradan dantelleri belli oluyor. Yine çok güzel görünüyor. Braletlerin siyahları da özellikle eğer gece dışarı çıkacaksanız ve birazcık dekolteli bir şey giyecekseniz, o dekoltenin de çok fazla belli olmasını istemiyorsanız, yani biraz daha kapalı görünmesini istiyorsanız dantelli braletleri tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi dekoltenin içinden hafif bir dantel şeklinde gözükecek ve çok güzel duracaktır diye düşünüyorum. Bunlar benim en çok kullandığım sütyen tipleri. Bazen hiç sütyen kullanmadan da giyiyorum kıyafetleri ama genelde o tarz kıyafetler kendinden sütyen ya da göğüs kalıbı olan kıyafetler oluyor. Onlarda da eğer hani sırt dekoltesi vesaire varsa sadece kendi göğüs kalıbını kullanarak o şekilde de giyiyorum ki zaten o tarz kıyafetlerde çoğu insan sütyen tercih etmiyor. Çünkü kendinden kalıbı şekli olmuş oluyor. Şimdi gelelim araştırmada bulduğum sütyenlere, onları da göstereyim. Benim özellikle ilk alacağım sütyen şu dekolte parti sütyeni. Burada da göstereyim ama size şuraya da koyacağım. Bunun olayı şuymuş arkadaşlar. Göğüs kısmında U şeklinde bir dekolte olduğu için, yani buradan böyle buraya kadar dekolte olduğu için istediğiniz göğüs dekolteli kıyafetle, eğer çok derin değilse tabii ki, hani şuraya göğüs kafesinizin alt kısmına kadar gelmiyorsa, rahatlıkla kullanılabiliyor. Bence gerçekten kurtarıcı bir model. Genelde zaten bunları dikişsiz yapıyorlarmış ve dikişsiz olduğu için hiçbir şekilde iz vesaire de yapmıyormuş ve aynı şekilde altından geçen bir demir olduğu için, yani kaldırıcı özelliği olduğu için sarkık da durmuyormuş göğüsler. Daha toparlayıcı duruyormuş ki bence çok çok güzel bir model. Bu arada bu bahsettiğim göğüs ucu kapatıcısından tutun jel sütyene, strapless sütyene, bralete kadar hepsini veya benzerlerini alabileceğiniz linkleri sizin için araştırıp aşağıya bırakıyor olacağım. O yüzden oraya tıklayarak da hemen alışveriş yapabilirsiniz. Her neyse, devam ediyorum. Neyden bahsediyordum? U şeklinde sütyeni anlattım. Şimdi gelelim sırtı şeffaf bantlı sütyenlere. Bu sütyenler yine bildiğiniz aslında strapless sütyenler gibi. Yani aynı bu kalıpta oluyor. Göğüs kalıbı bu şekilde oluyormuş. Ama sırtına tam şuradan bir bağlantı takıyorlar. Ve bu bağlantı zaten fotoğrafta da gördüğünüz gibi şeffaf bir bant şeklinde oluyormuş. Eğer diyorsanız ki ben sadece böyle yapışkanlı jel sütyenleri kullanmak istemiyorum, rahat edemiyorum, göğsüme bir şey yapışsın istemiyorum diyorsanız, ki zaten bunların göğsünüzde 4 saatten fazla durması zararlı. O yüzden hani uzun zaman takacağım bu sütyeni diyorsanız ve sırtı açık bir şey giyeceğim diyorsanız, bu bantlı sütyenleri de kullanabilirsiniz. Ama ben bu şeffaf bant olayını açıkçası pek sevmiyorum. Ben daha önce sadece şeffaf askılardan haberdardım. Onları biliyordum ve onları da hiç ama hiç sevmiyordum. Güzel bir görüntü değil bence. O yüzden sırtı açık bir şey giydiğimde de sırtımdan böyle şeffaf bir bant geçmesini pek tercih etmem açıkçası ben kendim. Yani ben sevmiyorum ama siz tabii ki kullanabilirsiniz. Ben bilgilendiriyorum. Daha sonra gelelim beni en çok etkileyen modellerden bir tanesine daha. Normal, yine az önce gösterdiğim gibi bu strapless sütyenin arkasına tam kopça kısmından bir şey ekliyorlar. Eklemişler. Ve o sırt kısmınızdan, sırtınızdaki sütyen hizasını şöyle şurada düşünün. Buraya bir şeyler ekliyorlar ve tam burada kapanmıyor sütyen. Alt kısımdan çapraz geliyor. Yani eğer yarım sırt dekoltesi giyecekseniz, o zaman bence inanılmaz kurtarıcı bir model olabilir. Ki zaten genelde mesela benim günlük hayatta kullandığım elbiseler yarım sırt dekolteli. Yani şu kısmı kadar falan geliyor. E tabi bu da sütyen hizası oluyor. Sütyen her türlü görünüyor arkadan. Bu yüzden de bu şekilde çapraz gelen ve belden dolanan sütyenleri ben çok beğendim. Bu tarz bir eklenti alıp kendi sütyenlerime takabilirim. Tabi direkt bu şekilde üretilen sütyenler de var. Onlardan da kullanabilirsiniz ya da bulabilirsiniz. Evet, benim anlatacağım, göstereceğim, beğendiğim, kullandığım sütyen modelleri bu kadar. Umarım sizin için öğretici, faydalı bir video olmuştur. Umarım işinize yarar bir şeyler vardır videonun içerisinde. Dediğim gibi linkleri aşağıya bırakıyor olacağım. Oradan hiç araştırmaya girmeden direkt satın alabilirsiniz. Zaten sizin için en uygun fiyatlarını bulmaya çalışacağım.
Birkaç tane model de koyacağım. Hem bralettlerden hem straplezlerden farklı markalar, farklı çeşitler koyuyor olacağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İsterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan bu tarz tüyolar da paylaşıyor oluyorum arada. Oradan da dediğim gibi bakabilirsiniz. Sizi çok çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.